Merhaba, hoş geldiniz. Eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu hocamla yine sizlerleyiz. Tercih süreciyle ilgili tüm merak edilenleri konuşuyoruz ve en önemlisi sorularınızı cevaplıyoruz. Hadi başlayalım. Hocam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde e, okuyan öğrenciler Türkiye'de denklik sorunu yaşar mı? Böyle bir soru dönüyor sosyal medyada. <laughs> yani buna gülmek gerekir çünkü bakın sevgili öğrenciler, değerli aileler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ÖSYM kılavuzu öğrencilere Bak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şu 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 üniversiteleri tercih edebilirsiniz diyorsa çocuklar da o üniversiteleri kazanıp mezun oluyorsa bunun denkliğini veya denk olup olmayacağını düşünmenize hiç gerek yoktur. Denkli olmasa devlet başından zaten sizin oraya girişinizi istemez. Kısacası eğer herhangi bir yerde ya KKTC'deki mavi vatanımızdaki üniversitelerden mezun olanların denklik sorunu oluyor tarzı bir şey duyarsanız bu bir gaflettir, delalettir ve cehalettir. Böyle kişilerle gidip danışmayın fuarlarda rastgele üniversitenin broşürünü veren karşınızda üniversite çatısı altında o broşürü veren insanların eğitimci olmayacağını düşünerek bunu rehber öğretmenlerinize sorun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerimiz tıpkı Türkiye'deki üniversitelerimiz gibi çocuklarımız oradan mezun olduklarında öğretmenliğe başvurabiliyorlar, hekim oluyorlar, hakim oluyorlar, savcı oluyorlar. Kısacası denkliği kesinlikle tartışma götürülmez vardır. Özellikle de yurt dışında eğitim yapacaksanız KKTC'ki üniversiteleri inceleyin. Özellikle de tavsiye ediyorum. Peki hocam <laughs> yurt dışında tıp okuyup Türkiye'ye gelenler denklik sorunuyla karşılaşıyorlar mı? Ha Aslında şöyle bak o güzel bir soru Nurya çok teşekkür <laughs> ederim. Mesela öğrencimiz 70 bin oldu tıpı tutturamıyor Türkiye'de. Tuttu gitti herhangi bir ülkede ülke adını vermeyeceğim herhangi bir ülkede tıp okudu. Türkiye'ye geldiğinde yok ona sormaz mı? Ya sen Türkiye'nin standartlarına göre tıp eğitimi alacak sıralamayı yakalamamışsın. Sizin denkliğinizi orada tartışmaya açabilir. Yöke sormadan bu tarz tıp eğitimlerini yapmayın. Bir de Nurca hukuk. Aynen hukukta ha. da mı aynı şekilde hocam? Harikasınız aklın yolu bir. Hukukta da aynı şey geçerli. Zaten hukuk millidir. Yani siz milli hukukumuzu, Kıbrıs'taki hukukla bizim hukukumuz aynı zaten. E, e, hukuk millidir. Gidip de Balkanlarda, işte başka bir ülkede hukuk okuduğunuzda, oradaki bilgilerinizin öncelikle Türkiye'de işe yarayıp yaramadığını, daha denkliğine gelmedim, bilgilerinizin işe yarayıp yaramadığına dikkat edeceksiniz. Onun için lütfen, rehber öğretmenlerinize danışmadan, ...asla tercih yapmayın. Bu çok önemli. Ama özellikle rehber öğretmenlerimiz. Evet hocam şimdi yarın tercihler başlıyor artık. Öğrenciler de e, araştırmalarını hızlandırdılar ve bir beklenti oluştu. E, bunlardan biri kontenjanla ilgili kontenjan fazlalığı. Bazı bölümlerde e, kontenjan fazlalığı oluyor. Böyle durumlarda e, kontenjanı fazla olan bölümlerde e, sıralamada e, muhakkak bu sıralama düşer diyebilir miyiz biz? Çok güzel bir soru ve dikkat edilmesi gereken bir hı hı. soru. Hatta bugün Ankara'da yaptığımız seminerlerde, ücretsiz bu sosyal sorumluluk soru, projesi, e, bu sorular geldi. Bakın mesela tıbbın kontenjanı 741 artmış genel kontenjan bazında. Şimdi herkes şunu soruyor, tıbbın kontenjanı arttı hocam tıp sıralamaları düşer mi? E şimdi herkes düşer diye çok yüklenirse, Sıralamalar yükselebilir. Hı hı. Ha gerçekten de sıralamalar e, kontenjan sıralamaları düşürebilir. Bu bir ihtimal. Onu tercih listemize yazacağız. Ama herkes yazarsa sıralamalar yükselir. Onu da başka bölümleri de yazarak, yani daha düşük tıpları yazarak onu da garantiye alacağız. Dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Peki hocam bölüm hakkında araştırma yapan öğrenciler ki şu anda araştırmalar arttı. Öncelikle nelere dikkat etmeli? Çok güzel. Zaten çocuklar önce üniversiteyi araştırıyorlar. Hı hı. Ondan sonra bölümü araştırıyorlar ama hakikaten bu böyle. Çünkü bölümü araştırırken bir defa öğretim üyesi kadrosu sayısı, efendim işte e, akreditasyonları var mı? Bunlara da bakılması gerekiyor. Sevgili öğrenciler, Seçtiğiniz bölümlerle ilgili o bölümde hangi derslerin okunduğuna dikkat edin. Örneğin bilgisayar bilişim sistemleri Nurya. Hı hı. Bilgisayardaki birçok dersi görüyor zaten. Yönetim bilişim sistemleri. Birçok üniversitede aynı şekilde bilgisayar yazılım vesaire gibi dersleri görüyor. İş bulma imkanları. E peki bunu çocuk nereden anlayacak? Çocuklar bir bölümün iş bulma imkanını belirleyen şey... Mezunun az ya da çok olması değil Maalesef böyle yorumlar yapılıyor Onun için ne diyoruz Sakın ha TRT'deki eğitim editörü programını dinlemeden asla tercih yapmayın Saatinizi her gün 14.30'a kurun Çünkü neden bak Burada Nurcan şöyle bir olay var Bir bölümün iş bulma kolaylığı sektörün yaygınlığıyla alakalıdır mezunu ne kadar çok olursa olsun sektör yaygınsa şurasından burasından tutunup iş buluyor ama Diplomanızı nadir hale getirirseniz, siyah ku haline getirirseniz, işte hı hı. o zaman gönül rahatlığıyla yazın diyoruz. Hocam sorularımıza geçelim dilerseniz. E, dün de çok fazla sorumuz geldi, yine de gelmeye devam ediyor. E, sosyal medyadan şöyle bir sorumuz var. Geleceği mesleklerinden hangileri günümüzde öne çıkan meslekler grubundadır hocam diye sormuş öğrencimiz. Oo, çok güzel. Ben bu arada Instagram bonus hocada bugün yayından sonra öne çıkan mesleklerle ilgili iki buçuk dakikalık bir videoyu yayınlayacağım. Oradan da tekrardan bakın. Bakın geleceğin mesleklerinde bir büyük veri analisti yani fotoğrafın tamamını görme ve onu analiz etme. İki robot teknolojisi. Üç yapay zeka. Dört, bulut bilişim. Ya yapay zeka deyince şöyle ortalıkta dolaşan bir robot anlaşılmasın. Bakın bugün tıpta kullanılan cihazların çoğu yapay, yapay zeka. zeka programı ile çalıştığını söylüyor hekimlerimiz. Bulut bilişim yani aslında veri arşivleme, bulma, kullanma vesaire. Bilgi güvenliği teknolojisi. Son dönemlerde casus yazılım dolaşıyor ortada. Onun belini kim kırar? bilgi güvenliği teknoloji, nesnelerin interneti, yani akıllı cihazların birbiriyle iletişimi, blok zincir, blok zincir hukukçusu, yani bu sanal paralar vesaire vesaire şudur budur, bunlarla ilgili öne çıkan meslekler diyorum. Bir kez daha tekrar ediyorum çocuklar. Instagram Bonus da sıralaması verilmeyen bölümleri nasıl listeye yerleştireceksiniz? Örneğin karşısında işte dört nokta var, yıldız var, boş. Bunlarla bu bununla ilgili videoyu Instagram bonus hocadan görün diyorum ve hemen diğer soruyu alınmak Hocam, istiyorum. Hocam aslında geleceğin meslekleri demişken yıllarca geleceğin meslekleri e, söylendi söylendi ama artık geleceğin mesleği değil bugün meslekleri oldu. Dünyada, e, Türkiye'de birçok üniversitede bu bölümler açıldı ve öğrencilerimiz e, okuyorlar. Hızla değişen iş dünyası, teknoloji yeni meslek dallarını ortaya çıkardı. Bunlardan biri de sağlık. Ve sıradaki sorumuz sağlıkla ilgili. Sağlıkla ilgili mesleklerin geleceğini neler belirler hocam diye sormuş öğrencimiz. Ee, sevgili Nuriye ne kadar güzel söyledin. Geleceğin meslekleri oldu artık bugünün mesleği dedin. Çok hoş bir tanımlamaydı. Teşekkür ederim. Çocuklar sağlıkla ilgili ya teknolojinin girmediği bir şey var mı? Ben oradan değil bu defa. Hı hı. Geleceğin mesleklerini belirleyen faktörler, sosyal, ekonomik faktörler neler? Bununla ilgili YÖK'ün çalıştayındaki rapordan alacağım. Bu çok uluslararası bir çalışma. Sağlık ile mesleklerin, mesleklerin geleceğine bir nüfus artışı. Yaşlanan nüfus, iklim değişikliği, yaşlanan nüfus derken insan ömrünün uzaması. Birazcık o cümle bile oturmuyor yerine. İnsan ömrünün uzaması, iklim değişikliği, hastalıkları belirliyor vesaire emin olun böyle. Göçler, değil mi? Bakın dünyada bir nüfus hareketliliği var. Dijitalleşme. Ee, yine tıpta sağlıkta geleceğin mesleklerini belirliyor. Mobil teknolojiler. Yani ben şimdi diyelim ki hemşireyim. Hı hı. E, ya mutlaka dijital teknolojiye hakim olmak zorundayım. Ya bunun gibi düşünün lütfen. Ya da sağlık yönetimi bölümünü bitirdim. Yabancı dil, dijital teknoloji, veri güvenliğini, bilgi güvenliği teknolojisini bildiğim anda diplomam siyah ku haline gelmiş oluyor ki lütfen tercihlerinizi ona göre yapın. Salgın da belirledi değil mi hocam? Tabii ki, tabii ki, tabii ki salgın mesela güzel söyledin. Bu da yeni bir aslında jargon. Ee, salgın çok etkili şu anda. Çok çok etkili. Sosyal medyadan bir sorumuz daha var hocam. Bilgi ve belge yönetimi bölümünde hangi dersler verilir? Mesleğin faaliyet alanları nelerdir? Çok güzel. Bilgi bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişime açılması, yayınlanması. Ne gibi dersler var? Bakın çocuklar. Eskiden kütüphaneci falan derlerdi. Şimdi öyle değil işte. Bilgisayar, bilgi ağları Elektronik ortamda kataloglama derslere dikkat edin. Bilgi ve iletişim teknolojileri çocuklar. Bulut bilişim aslında bilgi ve belge yönetiminin adı aslında bulut bilişimdir. Ve artık siz o yönde hareket edin ve bununla ilgili bölümleri araştırın, inceleyin ve lütfen oradan da bölümler yazmaya özen gösterin. 24 tercihiniz var çünkü. Nasıl hocam sorular fazla değil mi? Of of Bir of. Bir tane of, okuyayım dilerseniz. Ya teşekkür ederim. Daldık gittik. Buse hocam demiş. E, 197 bindeyim. 202 bin sıralamadaki ebelik gelir mi? Evet ebelikle ilgili hemen şunu sizinle paylaşmak istiyorum hiç şüphesiz ki tercih edilen bir bölüm. Yazacağız, gelme şansım var ama gelmemesi için yani gelmeme ihtimaline karşı önlem de alman lazım. Evet Instagram bonus hocadan bir soru daha bize kalp ve sevgilerini gönderiyor Büşra. Hocam ben 134 bindeyim. Tercih dağılımım nasıl olmalı? 100 bin ila 160 bin aralığından yap ama Armut bakın şöyle şu orta bölge yani 125 bin ile 140 bin arasından çok yap yarım armut yapmayın çocuklar yüksek puanımın etrafında ama altı yok buna yarım armut diyoruz bakın yarım armut işi şansa bırakmanız demek alabiliriz. Evet. Diğer sorumuza geçelim hocam. Deniz Ulaştırma ve işletme Mühendisliği bölümünü yazmayı düşünüyorum. Mezuniyet sonrası iş ve istihdam durumu ne olur? Bilgi verir misiniz? Demiş öğrencimiz. Uzak yol kaptanı olabiliyorlar değil mi hocam? Tabii bu ki. Tabii ki. Tam kesinlikle. Öncelikle güverte, makine zabiti yetiştiriyor. Mezunları denizcilik işletmelerinde çalışıyor. İşte ikinci sınıftan itibaren Ana bilim dallarına ayrılıyor ve gemi yönetimi mühendisi, gemi makinaları işletme mühendisi, deniz ulaştırma işletme mühendisi gibi ayrılıyor. Türkiye e, gemi sanayiinde diyeceğim, e, emin olun dünyada ilk üçte bunlar aslında araştırmalara dayalı veriler yani benim şahsi araştırmam değil de normal bilimsel araştırmaya dayalı veriler. Bu da bizim gurur duyduğumuz alanlardan bir tanesi. Yazılabilir diyorum. Ee, şuradan bir soru daha okuyacağım Nurya elinde hazır soru varsa istersen. Hocam e, önce ben bir sıcak soru okuyayım daha hay, sonra hay, hemen size geçelim. Hocam, Merhaba hocam Ertuğrul sormuş sıralaman 1 milyon bin sadece elektrik bölümlerini yazmayı düşünüyorum tercihe kaçtan başlamalıyım demiş. Şimdi 1 milyon gibi aralıklarda Nurya sıçrama yani yükselmeler ve düşmeler büyük olur. Hı -hı. Mesela çocuğumuz yarın say, 600 binden bir yeri yazdığında gelirse şaşmasın. Ya yani oradan da denesin. Armut dediğimiz olgu var ya ama armut yarım olmasın. Kesip alt tarafı düşük olanı yazmamazlık etmeyin. Ee, i̇n aşağıya doğru 1 milyon 200 bine kadar falan inmesinde bir fayda olduğunu düşünüyoruz. Evet, sizden bir soru alalım. Hocam. Hemen Nurya. E, hocam hukuk fakültesinin geleceği nasıl çocuklar? Bu soruyu sorulmamış kabul edebilir miyim sevgili? <gülüyor> <gülüyor> Işıl zannediyorum. Evet Işıl. Hukuk fakültesi nüfus arttıkça bakın çocukların kafasını karıştırıyorlar. Mezunu hı hı. çok. Ya insan nüfusu arttıkça, ekonomi kapasitesi genişledikçe e, nasıl olur da hukuk ölür çocuklar. Sakın böyle şeylere prim vermeyin. Hukuk ölmez, bitmez, bir meslektir. İnşaat mühendisliği de öyledir, mimarlık da öyledir. Ama diplomanızı nadirleştirin. Hukukla Her zaman diplomayı... söylediğimiz siyah kuğu meselesi. Bitti. Bitti. Bu kadar basit. Evet. E, Seval sormuş hocam. Bonus hocaya sorar mısınız? Yeni medya ve iletişim hakkında düşünceleri nedir? Kesinlikle. Yeni medya ve iletişim. Kesinlikle yeni medya ve iletişim çocuklar aslında dijital teknolojiyi de kapsıyor. Ama buna bir tabii oradaki derslerde vardır mutlaka ama grafik tasarım, animasyon, görsel sanatlar, üç boyutlu modelleme vesaire falan gibi alanları eklediğinizde ne oluyor? Diploma nadirleşiyor. Ya bu kadar basit. Şimdi biz buna dikkat etmemiz lazım. Mesela Nurya'nın kıyafetinde beyaz hakim. sadece ceketi siyah. Şimdi ben kendisiyle konuşurken mesela önce ceketini görüyorum. Emin olun böyle şu anda. Çünkü orası bir nadir kıyafet de Bugün ceket mesela. Böyle düşünün. Biz burada sevgili öğrenciler insanların fark edişi zihinsel veya psikolojik olarak fark edişinde bu hakimdir. Evet. Şimdi Alalım hocam hemen sorumuzu. Hemen Nuriye birkaç soru. Of of bu nasıl bir ısrar. Hocam 15.700 sıralamam tıp için tercih aralığım ne olmalı? Öncelikle tıp hayırlı olsun ama yarım armut tercih yapmazsan. Tam armut yaparsan bence 10.000'den başla ta 20.000'e kadar in. Ama dediğim gibi 14.000-16.000 aralığından yoğun yap. Çocuklar ben sizinle geçen ki programda da okudum. Ee, Nurcan şunu hemen değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, lütfen tıp, hocam. Tıp da talep çok, talep çok, talep çok deniliyorduk ya. Bir, geçen sene tıpa başvuranlar o kayda değer bir şekilde artmamış. İki, tıp puanları geçen sene bölümlerin yüzde doksanında yüz kişi, yüz elli kişi, iki yüz kişi, üç kişi düşmüş. Bu düşüşün çocuklar bu sene de devam etme ihtimalini gözeterek hafif yüksek yazın. Ama. Olur ya fikir değiştirdi bu çocuklar belli olmaz ee, gitti tıba yüklendi düşükleri de yazın sevgili öğrenciler ee, hemen bir tane daha okuyacağım Nurya sorunu Tabii hazırla ki. hemen sana döneceğim ben sonra bir soru arayacağım. Hocam merhaba. Yazılım mı yoksa veterinerlik? <laughs> Allah uzun ömür versin. Gönlünde ne varsa versin. İkisinin arasında noktayı zerre kadar <laughs> benzerlik yoktur. <laughs> Yok, var. Benim gönlüm yazılımdan yanadır bana sorduğun için diyorum. Burada evet şöyle de vardır Nur yurtta. Çocuk veterinerlik istiyordu da anne baba orada çok iş var diye yazılıma yönlendiriyordu olabilir. Olabilir hocam. Buyur, hocam. Evet Nurcan. Ahmet sormuş hocam sosyal medyadan. Sayısal 111 bindeyim. Ee, hangi mühendisliği yazmalıyım demiş sayısal 111 bindeyim Hangi mühendisliği yazmayayım? Yani bu bana gelebilecek en zor soru. Çünkü çocuklar bakın. Makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ekseriyetle aynı ürünü üretirler. Mesela diyelim ki bu bir motoru üretirler. Hı hı. Lütfen birini seç. Ama sen coğrafi mühendisliklerden istiyorsan, yani maden mühendisliği, harita mühendisliği vesaire coğrafi mühendisliklerde bir araya topla. Bu şekilde davran. Hocam Hemen alayım Nurya. E, süremiz azalıyor o yüzden diğer Çok soruları da hemen atabiliyor. alalım istiyorum. Hı. Muhammed Can sormuş e, sayısal 170 bin sıralaman var. İlk öğretim matematik gelir mi? Şimdi sevgili öğrenci ilk öğretim matematiğin taban sıralaması 130 bin devlette. Vakıflarda demiyorum. Biz şansımızı deneyelim. Süremiz de daraldı. Sevgili öğrenciler Instagram bonus hocanın altındaki profilde. Bizim bu sosyal sorumluluk projesi var. Seminerlerimiz, birebir görüşmelerimiz ücretsiz. Ondan yararlanmak için, bilgi almak için arayıp bilgi alabilirsiniz. Ama bugün iki videomuz var. Sıralaması verilmeyen bölümlere nasıl tercih etmelisiniz lütfen izleyin. Öne çıkan meslekler hangileridir ona da bakın diyorum. Hocam Sezer sormuş. TYT sıralamam 946 bin. Nasıl tercih yapmalıyım diye demiş. Buraya aynı mantık geliyor orada. Şöyle yani mi? çocuk, 1 milyon aynen, olan öğrenci. Ha. 600'den <laughs> al 1300'e kadar getir. Psikoloji için devlet üniversitesi mi daha iyi yoksa vakıflar mı? Çocuklar böyle bir ayrımı yapabilmek çok zor. Vakıf üniversitelerimizin de çok kaliteli eğitimler verdiğini biliyoruz. Devlet üniversitelerimizin de çift dal yan dal efendim derslerine bak yabancı dil eğitimi hangisinde daha iyi ise başka engeller yoksa vakıf da seçebilirsin devlet de seçebilirsin. Bir soru daha alalım Hemen hocam isterseniz sosyal medyadan. hazırlayabilirsin. Hocam geçen sene ve bu sene sınava girdim. Geçen sene TYT puanımda tercih yapabilir miyim? Evet bu konuda birazcık dikkatli ol. Kazanmadıysan üniversiteyi yapabilirsin. Ama onu önceden başvurmuş olman gerekiyordu. Ben TYT ile baş... Yani bu geçen yılı kullanacağım diye başvuruda bunu belli etmen gerekiyordu. Şimdi kendi kafandan bunu yapamıyorsun. Dur buna evet, dikkat et. Süremiz azaldı hocam. O zaman 41 .000'deyim. Geçen sene 38 binle kapatan özel diş Gelir mi? Düşmesine karşı. Gelebilir diye düşün ama düşükler. Yarın devam ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili öğrenciler ilginiz ve sorularınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan da yazıyorsunuz. Ancak biliyorsunuz ki programımızın süresi yarım saat. O yüzden hepsi yetişmeyebiliyor. Merak etmeyin. Bugün olmasa da yarın diğer günler sorularınızı muhakkak cevaplayacağız. Siz bizi takipte kalın. Hoşçakalın.